pandemi döneminde hastanenin yolunu yapmaya kaynak bulamayan adam 1 milyar TL'ye yakın parayı kendi tanıtımına harcayabiliyor. Ama hastanenin yolunu yapmaya gelecek, onun için para yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bazı açıklamalarını izledim. Anıtkabir ziyaretinden önceydi galiba. Aklanmaya gidiyorlar oraya da. Belediyelerde işler nasıl yürüyor? Oraya bir yoğunlaşalım. Ben dereceyle mezun olmuş bir genç olayım. Sınav puanlarım falanlarım filanlarım her şeyim dört dörtlük. Giyineyim kuşanayım belediyeye gideyim. Arkadaş beni işe alın dediğim zaman beni işe almıyorlar. Öyle bir dünya yok. Ekrem İmamoğlu'na sorulması gereken soru şu aslında. Sen bunları işe aldın ya, bunları kim refere etti? Bunların referansı kim? Evet, belediyeye kimse elini kolunu sallayarak işe giremiyor. Bir yerden birisinin selamını, bilmem nesini, falanını, filanını götüreceksin. İki tane ihtimal veriyorum. Başka ihtimal olduğunu da düşünmüyorum. Eli molotof tutanlara referans olacak kişi ya Canan Kaftancıoğlu'dur ya da HDP'dir. Sorulması gereken soru belki de şu olmalı. Bunları Canan mı gönderdi, HDP mi gönderdi? El atıyla sefere çıkıyorsun. E tabii ki tez inersin. Senin olmayan oylarla, kucaklayacağız edalarıyla seçimi kazanırsan böyle sana gönderirler adamı. Derler ki bunu işe sokacaksın. Sen de onu işe sokmak zorunda kalırsın. Ondan sonra da onun faturasını ödeyemezsin. Ne yaparsın? İşte böyle çıkarsınız, korolar yaparsınız. Anıtkabir ziyaretleri, o işin son süvetere kadar gider. Aklamaya çalışırsın kendini. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halihazırda zaten yönetilemiyor. Bunu zaten defalarca konuşmaya gerek yok. Toplu taşıma mahvoldu. Resmen çöktü. Metrobüsler şu anda kullanılmayacak hale geldi neredeyse. Söğütlü Çeşme'den biniyorsun, Beylikdüzü'ne gidene kadar en az bir defa. O aracı istop ediyorlar, tekrar çalıştırıyor. O da en sağlamı. Bu noktaya gelmiş bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Nasıl bu iş bu noktaya geliyor? Onu gönder, onun gönderdiğini gönder, şunu gönder. Hani bir videoları çıkmıştı. Videoda diyorlar ya, %30'u şuradan alacağız, %20'yi şuradan alacağız. %30, %20 de burada alman gereken insanın belli kriterleri olması lazım. Belli bir eğitiminin olması lazım. Yani şöyle bir şey dense diyeceğim ki eyvallah. %30 falan üniversiteden alalım. %20 falan üniversite, böyle bir şey yok. Oradan gönderdiklerinden şu kadar, buradan gönderilenden bu kadar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o kadar ilginç bir belediye ki, tabii %30, %20, şuradan 3, buradan 5 adam toplarsan yapacağın planlama da böyle olur. Tanıtım bütçesi konut projelerine ayrılan bütçeden çok daha fazla. Böyle bir belediyeden hizmet bekleyemezsin ki. 1 milyar TL'ye yakın parayı sağa sola kendi adını yazdırmak için harcıyor. Diyaloğa girerim farklı görüşten insanlarla. Diyorlar ki Tayyip Erdoğan çok egoist. Böyle bir tavır sergiliyor. Çok egoist. Niye işte falanca filan. Arkadaş 1 milyar TL adam sağa sola Ekrem İmamoğlu dedirtmek için, yazdırmak için para harcamış. Ha bu parayı nereden harcamış? Senden benden. Sebep kendi egosu. Başka ne olabilir sebep? Kendi tanıtımına 1 milyar TL ayıran adam milletin kullandığı yürüyen merdivenleri tasarruf sebebiyle kapatıyor. Bu dikey bahçeler var. Yeşillikler. Orada bir canlının hayatına son veriyorsun. Niye? Bütçe yok. Bütçe yok da tanıtım medya bütçesi var. Yani ona mesela harcamasan, sağa sola ad yazdırmak yerine, programlara katılıp o programlarda paralar harcamasan, bahçeler de durur. Yeşillikler, bitkiler ölmez. Vatandaş metroya inerken, metrodan çıkarken yürüyen merdivenini kullanabilir. %30 oradan, %20 buradan, %15 şuradan toplama adamlarla belediyeyi yönetmeye çalışırsan böyle olur. Mevzu devlet yönetmeye geldi mi? Bir şeyi idare etmeye, yönetmeye geldiği zaman slogan atarak bir yere varacağını zannediyorsun. Slogan atarak hiçbir yere varamazsın. Sorumluluk alarak bir yere varırsın. Zaten eğer bir gün o gideceksiniz diyenler gerçekten ülke yönetmenin sorumluluğunu almaya gayret gösterseler, bir hissetmeye çalışsalar bize zaten aynı çizgiye gelecekler. Diyecekler ki bize ne lazım? Recep Tayyip Erdoğan lazım. Recep Tayyip Erdoğan'la 2023'ten sonra 2028'e kadar devam etmemiz gerekiyor. Sonucuna onlar da ulaşacaklar. İlçe belediye başkanıyla Yunanistan eski başbakanının nasıl bir muhabbeti olabilir? Nasıl bir hukuku olabilir? Adamın eski Yunanistan başbakanıyla ayrı bir hukuku var. Kimse bunu sorgulamıyor. Adam Yunanistan'a gidiyor ziyarete. Yunan kazandı denilen Yunanistan'a gidiyor. Adam sanki baba ocağını ziyarete gitmiş. Bir halleri gör, bir sarılmaları gör. Beylikdüzü'nde heykel yaptı. Bak bu çok önemli bir konu. Bu heykelle alakalı o dönem ben bir video çekeceğim. Telefon açtım.
Bu heykeli yapan adam Azmi Sekban'dı galiba. Onun asistanını aradım. Dedim ki ya böyle böyle bir heykel yapmayı düşünüyoruz. Yaptırmayı düşünüyoruz. Bunların fiyatı kaça? Mevzu geldi 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 geldi. Sonunda şöyle bir şey söyledi. Ya dedi bakın bir tane heykel var dedi mesela. Bu normal değil dedi. Beylikdüzü'ndeki Makaryos heykeli. Bunlar mesela dedi ayrı kalıplarla yapılıyor. Aradan 3-5 dakika geçti. Ya aslında ona biz Makaryos heykeli demeyelim. Onu diyor AKP'liler öyle isimlendirdiler. Kendileri bile çok net bir biçimde o heykelin Makaryos heykeli olduğunu biliyorlar. Adam Makaryos'un heykelini yapar. Papandro ile oturur, muhabbet kurar ilçe belediye başkanı olarak. Sözüm ona seçim kazanır. Yunanistan'da manşet atılır. Yunan kazandı diye. Aynı adam ziyarete gider, oraya gitmez, buraya gitmez. Yunanistan'a gider. Sanki Trabzon'u ziyarete gitmiş gibi böyle bir muhabbet. Bir şey, dünyada en çok metronun inşaatının aslında orada vurgulanan şey, metro inşaatı İstanbul'da yapılıyor. Kim yapıyormuş bunu? O yapıyormuş. Yapılan çalışmaların çoğusunu yapan Ulaştırma Bakanlığı. Üstüne yatılacak bir şey varsa onun üstüne Ekrem İmamoğlu yatar. Bir proje var Beylikdüzü'nde. Yaşam Vadisi. En büyük sloganın atıldığı yer. Yaşam Vadisi'ni yaptı. Projenin ilk ismi ne biliyor musunuz? Yeşil Vadi. Derenin ıslah çalışmasını yapan kim? Ondan önceki dönemlerde AK Parti'den belediye başkanlığı yapan Vehbi Orakçı. Adam dereyi ıslah ediyor. Bütün işi yapıyor. Projelendirmeyi bitiriyor. Bu adam geliyor üstüne peyzajı dikiyor. Ve olmazsa olmazımız sağa sola böyle Atatürk kabartmaları. Ne yaptı? Ben yaptım. Bir de ne yapıyor? Makaryos heykeli dikiyor. Ne oldu? Ekrem İmamoğlu bu projeyi yaptı. 35 tane miydi neydi proje? Yapacağım vaadiyle geldi bu adam. Belediyede 100 milyon küsür lira mı neydi borç vardı. Borcu arttırdı. Gelen parayı yedi. Üstüne borcu arttırdı. Ve Beylikdüzü'nde de İmamoğlu inşaat. Gittiğin zaman İmamoğlu sitesi, İmamoğlu sitesi, İmamoğlu sitesi. Artık projelerin isimlerini değiştiriyorlar. Bir yerden sonra evleri, bilmem ne evleri, şu evleri. 900 küsür tane mi ne böyle mülk. Ama tabii canım belediye başkanlığıyla bir alakası yok. Yapraklar diyor beni alkışlıyor. Yahu temel atmama diye bir tören yapıyor bu adam. Buna para harcıyor. Dünyada ilk ve tek. Bak öyle de bir insan. Aslında bu açıdan Guinness Rekorlar kitabına girebilir. Ama daha birçok konu var. Ney? Bütçe nasıl yenir? Hiçbir şey yapmadan bütçeyi yiyebilirsin. İzle, öğren, takip et. Ekrem İmamoğlu nasıl yapmışsa tam tersini yaptığın zaman bütçe artmaya başlar. Daha çok biriktirirsin, hizmet üretirsin, iş üretirsin. Ama o ne yaptıysa tam tersini yapacaksın. Adam böyle bir zihniyete sahip. Metro, yapılmış metroya beton döküyor. Sonra gidiyor kredi buluyor. Metro yapacağım diyor. Kredi de gidiyor, metro da gidiyor. Bir her şeye bir tören düzenliyor. O törenlerden sonra ne oluyor ama? Bak işte problemin olduğu nokta orası ya. Temel atmama töreni yaptığı yeri açılmıyor. Orası yapılmıyor ve kısa bir süre sonra müsilaj diye bir sorun. Ama kimse şunu demiyor. Ya arkadaş temel atmama töreni yapmıştın. Senin bu temel atmama törenin müsilajda çok ciddi pay sahibi. O yüzden bu işte sorumlusun. Bunun bedelini ödemelisin diyen bir Allah'ın kulu yok. Müsilaj böyle kendi kendine ortaya çıktı. Bunlar burayı kirletmediler. Hani bir tane fonlanan medya var. O medyanın bir unsuru var. Dinozor olarak ben çağırıyorum onu zihniyetinden dolayı. Çünkü bu çağa ait olamaz. Bu tesettür, din bu konulara o kadar çok saldırıyor ki. Neandertal falan olması lazım ki böyle bir şey yapsın. Problemin olduğu nokta şurası. Can Ataklı dahi birkaç kere kalktı bu adama parladı. Tabii para geldiği için akşamına veya bir gün sonra özür dilemek zorunda kaldı ama parladı. Aslında makul bir kafayla yaklaştığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi şuursuzlukla yönetiliyor. Tam olarak şuursuzlukla yönetiliyor. Üzülüyorum diyor ya. Heh. Ya biz de görüyoruz ve üzülüyoruz. Neye üzülüyoruz? Ülkemiz için üzülüyoruz. Ülkenin kaynakları burada harcanıyor. Ülkenin kaynakları yok ediliyor. Şu dönemde alan sağlayabilecekleri yerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olan alanı da kapatıyor. Adam yürüyen merdivenden çıkacak. Nefesi daralmış onu kapatmış. Niye? Para yok. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Ama neye para yok? Tatile para var. Eğlenceye para var. Vatandaşa para yok. İndirimler vardı. Şunu bedava yapıyorduk. Bunu bedava yapıyorduk. Bu adamlara. Birisi kalkıp derse ki ben devlet emanet edeceğim. Kafası karışmıştır. Ya da ne söylediğine dair en ufak bir fikri yoktur. Tayyip Erdoğan gitsin ülke batarsa batsın gibi saçma sapan aklı sıyırmışçasına bir yorum yapması lazım. Ya da gerçekten siyaset namına hiçbir şey bilmeyecek zır cahil olacak gibi insan bu adamın arkasında dursun bu adamı destekleyebilsin ya.